Evet arkadaşlar ikinci KPSS çözüm videosuyla karşınızdayım. Devam ediyoruz soru çözmeye. 5 ve 7 sayı taban olmak üzere bize verilen bu eşitlikte x, y, z toplamının en büyük değerini istiyor. Evet taban aritmetiğinde neyi bilmemiz gerekiyor? Mesela burada x, y, z rakamları kullanılmış. 5'ten küçük olmalı. 7'den de küçük olmalı. Dolayısıyla x, y, z'nin 5'ten küçük olması lazım. En büyük değerini istediğine göre bize ve farklı dememiş bakın hepsini 4 olarak alırsak ne olur? Toplamları 12 olmuş olur. Peki devam edelim. A tabanında 2, 1, 3 sayısı y'ye eşit olduğuna göre diyor y'nin en küçük değerini istiyor bizden. Yani bu ifadenin en küçük değerini ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Evet bunu şimdi bir açalım isterseniz. 0, 1, 2 şeklinde yazarak kuvvetlerini. Buradan nasıl açıyoruz? 2 çarpı a'nın karesi artı 1 çarpı a artı 3 eşittir y şeklinde açıyoruz. Buradan bize y'nin en küçük değerini istemiş. Burada unutmamamız gereken bir şey tabii ki a'nın bir rakam olması. Ama a'nın şöyle bir şartı da var tabii ki. 3 kullanıldığı için a'nın 3'ten büyük olması gerekiyor. Yani en küçük a değeri burada 4 olmuş oluyor. Eğer a yerine 4 yazarsak bakın 2 çarpı 4'ün karesi artı 1 çarpı 4 artı 3'ten 2 kere 16 32 4 artı 3'te 7 geleceği için en küçük değeri 39 olarak bulunmuş olur. Evet devam ediyoruz x z ve yz rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı sayılar olmak üzere y z eksi x eksi y eksi z 42 olduğuna göre x z eksi x eksi y eksi Z işleminin sonucu kaçtır diyor Evet şimdi bunu nasıl düşünmeliyiz? Yz iki basamaklı bir sayı olduğuna göre bunu açabiliriz değil mi? Bunu 10 y artı z olarak açarsak, Bundan da x eksi y eksi z'yi çıkartırsak 42 elde ediyormuşuz. Z'ler gidiyor. Bakın 10 y'den y çıkınca 9 y kalıyor. X'i karşıya atarsak x artı 42 oluyor. Şimdi burada bölünebilmeyi kullanacağız. 9 y demek 9'un katı demek. Y de sıfırdan farklı değil mi? Rakamları sıfırdan farklı diyor çünkü. O zaman y en az burada kaç olabilir? 1. tabii x artı 42'den şunu düşünüyoruz hemen. 42'ye en yakın 9'un katı ne var? 45 var. Yani x burada 3 olabilir. x 3 olursa y de 5 olur. Evet buradan bir çözüm çıkıyor sanki. E peki başka bir çözüm yok mu? Yani olmaması lazım mantıken çünkü zaten alabileceği değerler falan demediğine göre. Ama dikkat ederseniz burada mesela 45'e değil de bir 9 daha artırıp bunu 54 yapsak y 6 olacak ama bu sefer x'in değerinin 12 olması gerekecek. Yani x bir rakam olamayacak. Dolayısıyla sadece elimizde bu değerler var. X3, Y de 5 olmak zorunda. Şimdi şu ifadeyi açalım bakın. 10x artı z. Bundan x eksi y eksi z'yi çıkartıyorum. Z'ler yine gidiyor bakın. Devreden çıkıyorlar güzel bir şekilde. Buradan da 9x eksi y geliyor. Ne demiştik? x3 olmalı, y de 5 olmalı. 27'den 5 çıkarsa geriye 22 kalıyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. 5 ve 9 sayı tabanı olmak üzere bu eşitlikte x artı y artı a toplamının en büyük değerini bizden istemiş. Evet. Şimdi bu ifadeyi bir açalım isterseniz yine. 0, 1, 2, 3'lerle. Şöyle 0, 1, 2, 3 yapalım. Şuraya da 0, 1, 2 yapalım. Buradan ne çıkıyor? Bakın 1 çarpı 5'in küpü artı x çarpı 5'in karesi artı 2 çarpı 5'in birinci kuvveti. Şu kuvvetler 3, 2, 1'ler işte buradan geliyor. Artı y. Y birler basamağı olduğu için 5 üzeri 0 demeye gerek yok. Zaten y oluyor. Karşı tarafta da bakın 1 çarpı 9'un karesi var. Artı 8 çarpı 9 var. Artı a var. Buradan açalım şimdi. 125 geliyor. Artı 25x geliyor. Artı 10. Artı y eşittir. Burası 81. 72 ile toplarsak ne yapıyor? 153 yapıyor. Artı a. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? 125 ile 10'u toplarsak 135 153'ten çıkartırsak 135'i ne kalır? 18 kalır. Yani 25 x artı y bakın 25 x artı y a artı 18 olmuş olur. Tamam. Şimdi buradan x artı y artı x artı y artı a toplamanın en büyük değerini istiyor ya bizden. Tabi şunu unutmayacağız x, y ve a birer rakam. Ayrıca şöyle bir şartımız da var. x ve y'nin 5'ten küçük olması lazım. Çünkü 5 e, tabanında oldukları için 5'ten küçük rakamlar olmaları gerekiyor. a da 9'dan küçük olmak üzere her şey olabilir arkadaşlar değil mi? Bütün rakamlar olabilir 9 hariç. Evet. Peki. Şimdi burada bakıyoruz bizim eşitsizliğimizde. E, mesela a 8 olsa. Çünkü x artı y artı a'yı büyük tutmak istiyoruz ya. a'yı 8 olarak alsak 26 olur. O zaman X ve y de ancak zaten zar zor ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Çünkü şu toplamın 26 olması başka türlü mümkün değil. O zaman X ve Y'ye 1, 1 değerini veriyoruz. Peki A'nın 8'den büyük olma durumu var mı? Yok. En büyük değer bu olduğu için X artı Y artı A'nın en büyük değeri de buradan 10 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. AB2, de 3 basamaklı sayılardır. Bunların toplamı verilmiş Buna göre A artı B artı H toplamı kaçtır diyor. Peki. Şimdi AB sayısını normalde nasıl çözümlüyorduk? AB deyince 10A artı B şeklinde yazıyorduk. Bundan 3 tane toplarsak 3 çarpmışız demektir. Yani 30A artı 3B olur. HBB sayısını da nasıl açarız? 100H bakın değil mi? Artı 100H artı 10B artı B. Şimdi burada 10B artı B'yi 11B olarak tabii ki yazmamız mümkün. Evet. Şimdi bu ne demiş? Bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Ben bunların hepsini aldım topladım. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın şöyle bir şey yapalım. 3B'yi karşıya atalım. 30A eşittir. 100H artı 8B olmuş olsun. Her iki tarafı ikiye bölmemiz mümkün. 15A eşittir. 50H artı 4b olsun. ABH üzerinde herhangi bir sınırlama var mı? Yok. Bunda taban 10 taban olduğu için bunlar birer rakam olması gerekiyor sadece. Peki bakın ABH'nin toplamı demiş. En küçük, en büyük gibi bir şey de demiş. Demek ki tek bir çözüm var. Bunu da nasıl düşüneceğiz? Ha, bunu şöyle düşüneceğiz. İşte bölünebilme çok önemli arkadaşlar. Bakın bu 5'in katı 15a. 50h de 5'in katı. O zaman 4b de 5'in katı olmalı. Ama 4 5'i bölmüyor. Dolayısıyla B'nin 5'in katı olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman B rakam aynı zamanda. O zaman demek ki B ya 0 olacak ya da 5 olacak. Peki B'nin 0 olması mümkün mü? Şöyle bir bakıyoruz hızlıca. Evet yani mümkün olabilir. Ee, belki bilemiyoruz. Ama şöyle bir durum var tabi. A'ya bağlı biraz değişecek o. Ama biz B'yi 0 olarak yerine yazalım. Mesela B 0 olsa. Buradan ne gelir bakın. 15 A 50 H olur. Bunu da eğer. 5'e bölersek her iki tarafı 3A eşittir 10H olur. Evet. 3 la 10 aralarında asal olduğu için buradan H'nin 3A'nın da 10 olması gerekiyor ama A bir rakam olduğu için olamıyor. Demek ki B sıfır olamıyor. O zaman B5 olacak. B5 olursa buradan 15A eşittir 50H artı 20 geliyor. Şimdi her iki tarafı 5'e bölersek 3A eşittir 10H artı 4 olarak geliyor. Ha, şimdi bakın yine bölünebilmeyi kullanacağız burada. 10H artı 4 3'ün katı. Yani onun kaçla çarpıp 4 eklersek 3'ün katını elde ederiz. Mesela 24 oluyor. Peki başka bir değer oluyor mu? 2'den sonra bunu sağlayacak bir sonraki değerin 5 olması lazım. Ama 5 de bize çok büyük bir rakam veriyor burada bakın. A'yı bozuyor. Demek ki H'nin 2 olması lazım. A'nın da 8 olması lazım. Peki bu ne demek? E, B'yi de zaten 5 olarak kabul etmiştik. O zaman B5'tir. A8'dir. H de 2'dir. Bu üçünün toplamını istiyordu. Üçünün toplamı 15 olmuş oluyor arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Bundan sonraki soruya. A ve B farklı rakamlar x sayı tabanını göstermek üzere. Evet. Yine bizim 0 1'lerle açarsak bakın. Şurası 0 1 burası 0 1 kuvvetleri göstersin. A çarpı x üzeri 1 artı B çarpı x diyecektim yanlış oldu. B, evet b çarpı x üzeri 0 aslında. Ama bunu yazmıyorduk. Ne diyeceğiz o zaman? Sadece b diyeceğiz. Evet ax artı b yani kısacası. Buradan da bx artı a gelecek. Bu ikisinin toplamı 8 tane x artı 1'miş. Yani 8x artı 8'miş. Ama biz yine de bunu böyle tutalım. Belki işimize yarar. Evet. Bakın buradan ax artı bx var. x parantezinde a artı b geliyor. Ondan sonra da bir tane daha a artı b geliyor. Onu da 1 yazalım. Buradan bu da 8 tane x artı 1'e eşitmiş. E buradan a artı b ile x artı 1'in çarpımı gelir. Bakın. Buradan da 8 ile x artı 1'in çarpımı geleceği için x artı 1'ler gider. Demek ki a artı b farklı rakamlarmış ve toplamları 8'miş. Peki bu ne demek? x'in bakın en küçük değerini istiyoruz. x'in en küçük değeri de biraz a, b'ye bağlı. Neden? Çünkü x taban olduğu için a ve b'nin x'ten küçük olması lazım. Veya x a'dan büyüktür ve x b'den büyüktür şartını sağlamamız lazım. Şimdi o zaman x'in en küçük olabilmesi için a ve b'yi mümkün olduğu kadar ne yapacağız? Küçük tutmaya çalışacağız. Ama ikisinden de büyük olması gerektiği için de böyle bir gıcık durum var. Yani ikisini 4-4 alsak olmuyor. Çünkü a ve b farklı rakamlar. O zaman birini 5 birini de 3 almak zorundayız. Bu, bu durumda da mesela şöyle bir şey de mümkün. 6'ya 2 de alabilirsiniz ama o zaman x'in 6'dan büyük olması 7 olması gerekir. Halbuki burada daha küçük bir sonuç elde ediliyor x 5'ten büyük olacak. En küçük değeri 6 olmuş oluyor. Peki devam ediyoruz. ABC sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere demiş. Ve böyle bir sıralama verilmiş. Evet şimdi bunu açalım. Bakın bu 100A. Şimdi isterseniz şöyle bir şey de mümkün tabi. Mesela buradan 100A gelecek. Buradan 10A gelecek. Buradan da A gelecek. O zaman 111A gelecek bakın. Buradan 100B gelecek. Buradan 10B gelecek. Buradan bir tane B gelecek. Oradan da 111 tane B gelecek. Buradan C. Buradan 100C buradan da 10C gelecek. Yani 111 tane C gelmiş olacak. Bakın bu büyük bir kolaylık işlem açısından. Demek ki 111'i her iki tarafı 111'e bölmemiz mümkün. O 111 parantezini alırsak 1443. Peki 1443 111'e bölünüyor mu? Yani 111 ne demek? 3x37, 3 çarpı 37 3'e bölünüyor. E, tabii ki bölünmesi lazım zaten öyle değil mi? E, o zaman şöyle yapalım. Her iki tarafı ne yapalım? E, 111'e bölelim. Buradan A artı B artı C ne olarak çıkar? Bakalım A artı B artı C'nin 13 olması lazım değil mi? Yani şöyle düşünürseniz bakın 111 ile 13'ü çarptığımızda 333 geliyor. Buradan da 111 geliyor. Burada 1, 4, 4, 3 sonucuna ulaşmamızı sağlıyor. Bölme de yapsanız aynı şeyi bulursunuz. Evet A artı B artı C'nin 13 olması lazım demek ki. Bakın A en küçük rakam ve hepsi birbirinden farklı. Sıfırdan da farklı. Toplamları da 13. A'nın en büyük değerini istiyor. En küçük sayının en büyük değeri. Şimdi 13'ü parçalayacağız. Şimdi bakın 13 toplam 13 yapan sayıları düşünelim. Mesela ne olabilir? 4, 4, 5 olsa tabii 4, 4, 5 olmuyor. Çünkü neden? A, B, C'nin farklı olması gerekiyor. Ama bu bize bir fikir veriyor. Bakın şuna mesela toplamları 8 olacak. Değil mi? Yani şöyle düşünelim. Burası 3 olsa, burası 5 olsa Burası da 5 olsa yine olmuyor. Çünkü iki tanesi aynı oluyor. Demek ki buradan şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Yani e, C'yi biraz daha büyütmemiz lazım. Zaten şöyle bir olay var. C'yi ne kadar büyük seçersek A'yı da o kadar küçültebiliriz. Acaba A 1 olabilir mi mesela? Şıklarda 1 var mı? Yok. Evet, Bu arada A'nın en büyüklerini istiyormuş. Pardon. Şimdi bir bakalım. E, mesela C'yi büyütmeye kalksak e, veya nasıl düşünelim? 6 düşünelim. Evet. C 6 olsun. 5 olamadığı belli zaten buradan. C6 olsa A artı B'ye 7 kalıyor. O zaman şöyle 3 ve 4 şeklinde alabiliriz. Mesela 3, 4, 6 çalışıyor. Şimdi 5 ile bir çözüm yok. Neden? Toplamları 8. Yani şöyle düşünsek. Burası 5 iken burası 2, 6 olabilir. Bu uymaz. Değil mi? İkisinin çünkü 5'ten küçük olması gerekiyor. Demek ki 5 olamıyor C. C6 olursa 3, 4 oluyor. C7 olsa ne olur? Bu sefer 13'ten 7 çıkınca 6. Geriye 2, 4 gibi bir durum kalacak ki bu da A'yı küçültmüş olacak. Demek ki A'nın en büyük değeri 3 olmuş oluyor burada arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. 3 sayı taban olmak üzere böyle bir sayı var elimizde. 12,1. E şimdi buraları anladık hocam. 0 ve 1 güzel gidiyor da buraya ne yapacağız? E buraya da eksi 1 yazacağız arkadaşlar. Hani onda bir basamak, onda bir yüzde birler var ya. Onda nedir? Onun eksi kuvvetleridir. Burada da 3 taban olduğu için 3'ün eksi kuvvetleri olacak. Yani bu sayıyı şöyle yazacağız. 1 çarpı 3 üzeri 1 artı 2 artı 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazmış olacağız 10 tabanında. Şimdi bunu toplayalım. 3 artı 2'den 5 gelir. 5 artı 1 bölü 3. Buradan da karşımıza 16 bölü 3 olarak 10 tabanında bu sayımız çıkmış olur arkadaşlar. Bu da ondalıklı bir sayı olmuş olur. Evet. Bu da güzel bir soru. 8 üzeri 6 sayısı 4 tabanında yazılırsa kaç basamaklı bir sayı olur? Peki şimdi 8 üzeri 6'yı 4 tabanında nasıl yazarsınız? İkisinin de ortak bir yönü var. 2'nin kuvvetleri. Peki o zaman şöyle yapalım. 8'i 2 üzeri 3 gibi yazalım. O zaman 8 üzeri 6, 2 üzeri 3 üzeri 6 olur. O da 2 üzeri 18 olur. Şimdi 4'e çevirelim bunu. Bu da 2 üzeri 2'nin 9. kuvveti olur. Yani buradan 4'ün 9. kuvveti olmuş olur arkadaşlar. Şimdi bizim hani 0, 1, 2, 3'ler var ya ne yapıyorduk? Demek ki 4 e, yazarken 4'ün kuvvetleriyle çarpacağız ya basamakları. O zaman 1 çarpı 4 üzeri 9 var. Bundan sonra her şey 0. 0 çarpı 4 üzeri 8. 0 çarpı 4 üzeri 7. 0 çarpı 4 üzeri 6. Böyle sonuna kadar gidecek. 0 çarpı 4 ve 0 olarak bitecek. Şimdi burada bakın kaç rakamlı olduğunu buradan anlayabilirsiniz aslında. Kaç basamaklı olduğunu. 10 basamaklı olacak. Çünkü bir tane 1 arkasından 9 tane 0 geldiğinde olay gerçekleşmiş oluyor. Yani sayımız 10 basamaklı bir sayı olmuş oluyor 4 tabanında. Evet. Devam ediyoruz. ABC pozitif tam sayılar. Böyle bir şart verilmiş. 3 ile 15 arasında C eşittir B bölü A olduğuna göre C'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi A'yı mesela bakın 3'ten büyük demiş değil mi? A'yı mesela en az kaç seçebiliriz? 4 seçebiliriz. A 4 olsa. B'de 4'e bölünen bir sayı olması lazım değil mi? Çünkü C pozitif bir tam sayıymış. Yani A, B'yi böler diyebiliriz burada. 4'ün böldüğü sayılar. Yani 4'ün katları. B, bu arada B A'dan da büyük yani 4 olamıyor. Mesela ne olur? B, A4 A4 ise B mesela 8 olabilir. Değil mi? Ee, ondan sonra B ne olabilir? Ee, 12 olabilir. 16 olamaz. 15 tane de küçük olması lazım. Demek ki B 8 ya da 12 olacak. Bölersek buradan C değerleri bakın B bölü A 2 veya 3 çıkmış oluyor. Farklı değerler bulmayabiliriz ama kaç farklı değer var dediği için bütün hepsini düşüneceğiz. A5 olursa bakın B'nin alabileceği değerler. B A'dan büyük olduğu için 2 katı 10, 3 katı 15 ama maalesef olamıyor. Onu 5'e böldüğümüzde buradan C yine 2 çıkıyor. Bakın aynı değeri elde ediyoruz. Farklı bir şey elde edilmiyor. Peki A6 olsa buradan B onun katı olacağı için 12 olur. 3 katı zaten olmaz böldüğünüzde bakın C yine 2 çıkıyor. A 7 olsa 2 katı. Bak bunların hepsi size artık hep 2 verecek. Neden? 7'nin 2 katı 14, 8'nin 2 katı hatta 8'den 8'de sekizde olmuyor zaten. 7'de patlıyor her şey. B 14 oluyor. E buradan da 2 çıkıyor C. Demek ki C'nin alabileceği 2 tane farklı değer vardır. 2 ile 3'tür o da. Evet çok farklı değerler yok. Peki ilginç bir soruya geldik bakın. X, Y, Z farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. X artı Y bölü Z artı 8 bölü 3 x artı y eşit olduğuna göre x artı y artı z'nin en küçük değerini istiyor. Şimdi bu enteresan bir soru bakarsanız. Şöyle düşünebiliriz. X ve Y farklı pozitif tam sayılar. O zaman karşı taraf tam sayı. Sol tarafta tam sayı olacak. 8 bölü 3'e ne eklersek tam sayı olur. He. Mesela 1 bölü 3 eklersek tam sayı olur. Yani payı 3'e bölündüğünde bir kalınlığı veren sayılar. Ne demek bu? Mesela X artı Y bölü Z. Bakın. 1 bölü 3 olabilir. 4 bölü 3 olabilir. Şurası 3 artacak. Yani 7 bölü 3 olabilir. Böyle gider. Peki x artı y 7 olur mu tabi bu durumda? Mesela 7 bölü 3 olsa. Ha, bir de onu denememiz lazım. Mesela şimdi x artı y z 1 bölü 3 olsa bakın. 1 bölü 3 ile 8 bölü 3'ün toplamı 9 bölü 3'ten. x artı y 3 çıkıyor. E ama 3 olmuyor hocam. Problem yok. Onu ayarlayabiliriz. Bunu 3 alırız. Bunu da 9 alırız arkadaşlar. Olay buradan çözülür. Niye? 3 bölü 9, 1 bölü 3'ten bize zaten x artı eşittir 3 sonucunu veriyor. Güzel. Bu çalışıyor. Peki 4 bölü 3 olabilirim. Ona bakalım şimdi. X artı 4 bölü 3 olursa, x artı y bölü z 12 bölü 3'ten x artı 4 çıkar. Yani bu çalışıyor bakın. O da çalışıyor. Ama x artı y artı z'nin en küçük değerini istiyor bizden, değil mi? He, bak, bu çok enteresan. Yani x artı y x artı y 3 ise z 9 oluyor. Değil mi? Bakın. x artı y 4 ise o zaman z kaç oluyordu? Buradan x artı y 4 gelecek. 3 oluyordu z değil mi? Evet. Bakın şimdi. x artı y 4 olursa z 3 oluyor. Peki 7 olabilir mi x artı y? Bakalım. Ha bu arada şu da var tabi. 12 bölü 3 denedik değil mi onu sağlıyor. 12 bölü 3 4 bölü 3, 12 bölü 3'den 4 geliyor. Tamam güzel. Onda problem yok. Peki XRT'ye 7 olsa nasıl bir şey olur? Bakın 7 yazarsanız 7 bölü Z'yi ne alacaksınız değil mi? 7 bölü 3. Z'yi de 3 alırsanız. Bakın buradan 7 bölü 3, 8 bölü 3'ten, 15 bölü 3'den 5 çıkıyor. Yani bir çelişki var burada. Demek ki XRT'ye o zaman 7 olamıyor arkadaşlar. Maalesef buradan da XRT'ye artı, artı Z'nin en küçük değeri 7 olarak bulunmuş oluyor. Peki devam ediyoruz. X ile y pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Böyle bir eşitlik verilmiş. X artı Y artı. X artı Y'nin en büyükleri kaçtır diye soruyor. Hmm. Şimdi bakın. 29 faktörel çok büyük bir sayı yani. Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir sayı. 15'in kuvvetleri var. 4'ün kuvvetleri var. Ha şimdi bunların asal olmalarını istiyoruz biz. Yani 29 faktöriyeli bölen asal sayılara bakalım. Bunu 3 üzeri x bunu 5 üzeri x diye ayıralım. Şunu da 2 üzeri 2'ye olarak yazalım arkadaşlar. Evet. x yazıya pozitifmiş. Demek ki şu sayı 29 faktörüyle böl bölecek. Pekala. Şimdi 3'ler var, 5'ler var. Ve 2'ler var. Bakıyoruz şimdi. 3 ve 5'lerden 3 daha fazla. Değil mi? Elimizde daha fazla 3 var. Daha az 5 var. O zaman 5'e göre hareket etmemiz lazım. Daha az olana göre. Çünkü yeteri kadar 5 olmayacak. Değil mi? 3'lerin sayısına göre gidersek yeteri kadar 5'imiz olmayacak. O zaman kaç tane 5 var ona bakacağız 29'da. Bunu da biliyorsunuz pratik kuralımız neydi? 29'u alıyorsun 5'e bölüyorsun kardeşim. 5 kere oluyor. Bir daha 5'e bölüyorsun. Oradan da 1 çıkıyor. İşte bu bölümleri kalanlar çilgilendirmiyor. 6 tane. Demek ki x'in en büyük değeri 6 oluyor. Bakın 0 da olabilir x yani problem değil. En büyük değerini istiyoruz. Y ne olabiliyor? Burada 2'ye çift. Ona dikkat etmemiz lazım. 29 faktöriyelde kaç tane 2 olduğunu bulmak için 29 ne yapıyoruz? Sürekli 2'ye bölüyoruz. 14, 2'ye bölüyoruz. 7, 2'ye bölüyoruz. 3, 2'ye bölüyoruz. 1. Bu sayıların hepsini arkadaşlar toplamamız gerekiyor. Bakın toplam 2. Neden? 2 var. 2'nin karesi var. 2'nin küpü var. Falan filan. Evet. 14, 7, 21, 4 daha 25. Ha, 2 üzeri 25 var burada. Ama bize çift kuvveti lazım. O zaman biz 2 üzeri 24 ile idare edeceğiz şimdilik. Demek ki yeğenin de en büyük değeri ne olacakmış? 12 olacakmış. Çünkü 2'ye 2 iki üzeri 2'ye 2 iki üzeri 24'ten 2'ye 24 olmuş oluyor. Yani y'nin en büyük değeri 12 olmuş oluyor. x artı y'nin en büyük değeri de bu durumda 18 olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edelim. Bölünebilme ile alakalı bir durum. Evet. İfadesinin çarpanlarından biri demiş. Şimdi burada m kare eksi ne kare ile ne kare eksi m kare, -kare çarpma bunlar toplamaya göre birbirinin tersidir bakın. Evet. Yani zıt işaretli şeyler. Bunu küçük bir eksi işaretiyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz bakın. Şuradaki m kare eksi n kare yerlemedim. Bunu artı yaptım. Şunu da m kare eksi n kare yaptım. Ufak bir ne yaptık? Takla attırdık ona. Eksiyi artı yaptı veya eksi bir daha öyle çıktı. m kare eksi n kareler artık ortak çarpan parantezine alınabilir. Buradan da m artı 2 n geliyor. Ama olay burada bitmiyor. m kare eksi n kare 2 kare farkından m artı n ve m eksi n olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Bize 3 tane çarpan çıkmış oluyor. Hangisidir diye soruyor bize. Şıklarda olanlara bakıyoruz. M artı 2 ne var mı? Var. Dolayısıyla çarpanlardan biri. Diğerlerin hiçbiri gördüğünüz gibi uymuyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ters çevirmişler. M artı 2 ne ile N artı 2 M birbirine benziyor. Evet. Bu da klasik bir soru. X artı 2 bölü X verilmiş. X kare artı 4 bölü X karenin değerini istiyor. Evet ne yapacağız böyle durumlarda? Her iki tarafın karesini alacağız. Ve bu ifadenin karesi a artı b'nin karesinden ne gelecek? a kare artı 2 a b artı b kare eşittir. 7 kök 2'nin karesi nasıl alınır? 7'nin karesi 49, 49 kök 2'nin karesi 2. 49 ile 2 çarparsanız 98 gelir. Buradan x'ler gitti. Ne geldi? x kare artı 4 bölü x kare artı 2 kere 2'den 4 eşittir. 98 Demek ki x kare artı 4 bölü x kare 94'müş. 98'den 4 çıkartırsak 98 kalır bu şekilde. Evet bu ifadenin kısaltılmış biçimini istiyor bizden. Ne yapacağız? Yine çarpanlara ayırma klasik teknikler. Evet yukarısı a artı b ve a eksi b şeklinde ayrılıyor arkadaşlar. Aşağıda da bakın a a eksi b'nin küpü var a eksi b var. Yani a eksi b'yi dışarı alabiliriz. Buradan a eksi b'nin karesi gelir. Buradan da 2 ab Gelir. Şimdi bu bölüm olduğu için bunu ters çevirip takla attırıyoruz. Ve çarpmaya çeviriyoruz. Güzel. Şimdi bakın. A eksi B'ler gidiyor. Bu aşağıdaki ifade ne ola ki? E şimdi buradan A kare eksi 2AB artı B kare gelecek. 2AB ekleyince A kare artı B kare olacak bu. E burada da var A kare artı B kare. Onlar da gidecek o zaman. Geriye bir tek A artı B kalmış olacak. Çünkü burada bir var. Yani cevap B olmuş oluyor. Peki devam ediyoruz. Böyle bir ifadenin eşiti. Bakın arkadaşlar böyle bir soruda yapabileceğimiz en büyük hata nedir? 5 üzeri 12'yi hesaplamaya çalışmak. Aman sakın. Yani şöyle bir düşünün. 5 üzeri 4 625. 5 üzeri 4'ün küpü. 625'in küpü ne? 625 çarpı 625. Yani onu bile bilmiyoruz yani belki. O zaman şöyle yapacağız. Bakın 5 üzeri 4 burada en küçük birimimiz. Ona x diyeceğiz. 5 üzeri 8 arkadaşlar x kare olacak. Çünkü 5 üzeri 4'ün karesi bakın şöyle gösterirsek 5 üzeri 8 olacak. 5 üzeri 4'ün küpü de 5 üzeri 12 olacak. Harika. 5 üzeri 12 de o zaman x küp olacak. Bakın her şeyi x cinsinden yerine yazdık mı güzel temiz bir çözüm çıkacak. Buradan x küp eksi 1 geliyor. Aşağıdan da x kare artı x artı 1 geliyor. Çok önemli 2 küp farkı x küp eksi 1. Nasıl ayrılıyor? A küp eksi b küp formülü hemen şuraya yazalım. A eksi b ile a kare artı a b artı b kare. Evet mutlaka bilmemiz gereken bir formül ezbere. O zaman x eksi 1 gelecek. İkinci terim a kare. Yani şunun karesini alıyoruz. x kare artı ikisinin çarpımından x geliyor. Ve 1'in karesinden de 1 geliyor. Zaten buradan aşağıdaki terimin gelme ifade e, durumu yüksek bir ihtimal. Çünkü sadeleşmesini istiyoruz ya bunun. Mesela bunlar gittiğinde x eksi 1 kalıyor. Niye x demiştik? 5 üzeri 4'e. Yani cevap 5 üzeri 4 eksi 1 oluyor arkadaşlar. Bakın bu bile bir hesaplama gerektiriyor. 5 kere 5 25 25 kere 25 625 1 çıkartırsak. 624 dikkat edelim 625'i işaretlemeyelim burada. Evet 4 basamaklı 46 6 sayısı 30 ile bölündüğünde 8 kalanını veriyor. Ha, çok enteresan bir durum bakın. Böyle bir sayı varmış 46 6 sayısı 30'a böldüğümüzde mesela 30 a artı 8 kalanını veriyormuş. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayının 30'a tam bölündüğünü düşünsek mesela. Yani 4600 bir şey. 30'un katı olmalı. 30'a bölünme ne demek? Hem 3'e hem 10'a bölünecek bakın. 3 ve 10. Çok önemli. Ya 10'a bölünme kolay. Sonda 0 olacak. Güzel. Şimdi bizim sayımız 0'la bitsin. Sonra bir 8 ekleriz ona. Sorun değil yani. Onu hallederiz. Şimdi 10'a bölünmeyi hallettik. 3'e bölünmeyi nasıl halledeceğiz? Rakamlar toplamı. Mesela y'yi 0 kabul etseniz burada. Ki 0 olmak zorunda galiba değil mi? 10'a bölünmesi için. Evet. O zaman 4, 6 ve eksin. 3'ün katı olması gerekiyor. 4, 6, x 3'ün katı olmalı. 3K yani. E 4 ile 6, 10. Evet buradan en az x'in 2 olması gerekiyor. Bunun dışında da 5 olabilir. Değil mi? Bir de 8 olabilir bakın. 3'er 3'er artması gerektiği için. Rakamlar toplamı 3'ün katı bu şekilde olabiliyor mu? Olabiliyor evet. Başka da bir durum yok zaten x rakam. Pekala bu durumda y okey mi? Bakalım şimdi. Y'yi kalan 8 olduğu için demek ki sonda bakın. ya burada şöyle bir olay da var. 30'a bölündüğünde 8 kalanı veriyorsa 10'a bölündüğünde de 8 kalanını verir arkadaşlar. Demek ki sonu 8 ile bitiyor. Biz x'e odaklanacağımız için x'in alabileceği değerler toplamı da buradan 15 bulunmuş oluyor. Çok kurcalamaya gerek yok zaten. Buradan sonra anlaşıldı. Evet devam ediyoruz. Rakamlar birbirinden farklı. Çift sayılar olan 3 basamaklı en büyük sayı. Rakamları farklı. Çift sayılar 3 basamaklı. 864. Hangisine bölünemez? 864 nedir arkadaşlar? Bakın. 432 çarpı 2'dir. 216 çarpı 4'tür. 108 çarpı 8'dir. 54 çarpı 16'dır. 27 çarpı 32'dir. Ha, kuvvetlerine güzelce bir ayrıldı. 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 3'müş bu arkadaş. Bu niye önemli? Çünkü buradaki sayıların bakın asal çarpanlarına baktığımızda yeteri kadar 2 ve 3 var mı ona bakacağız. Mesela 28 direkt hemen patladı. Niye? 2'nin karesi çarpı 7. 7 var mı kardeşim? Yok. E o zaman bu sayı ne yapmaz? 28'e bölünemez. Çünkü içinde 7 yok. 7'ye bölünemez. 7'ye bölünem bölünemeyen bir sayı 28'e asla bölünemez. O yüzden kaybetti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir toplam var. Asal çarpılan toplam. Bakın bunu da hesaplamayın. Yani 225 artı 625 artı 400. Hesaplayabilirsiniz ama şöyle bir güzellik var. Hepsi 5'e bölünüyor. O zaman 5'in karesini dışarı atsak. Şuradan 3'ün karesi. 5'in karesi ve 4'ün karesi gibi bir güzellik geliyor bakın. Zaten şu ikisi 25 yapıyordu biliyorsunuz. Bu da 25 50. 5'in karesi çarpı 50. Peki. Bakın bunun asal çarpanları diyor. O zaman 5'in karesi zaten asal. Burası da 25 çarpı yani 5'in karesi bir tane daha verdi 2. Yani bu 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 4'tür arkadaşlar. Asal çarpanları 2 ve 5'tir sadece. Buradan da toplam 7 çıkmış oluyor. Geçiyorum bunu çok üzerinde durman. Evet. Yukarıdaki bölme işleminde de x bir rakamdır. Buna göre x aşağıdakilerin hangisi olabilir? Arkadaşlar 9 olsa bakın 2 ile 39 çarpıyoruz 78. Olmadı 67 olmaz. 8 olsa 76 olmadı. Bakın. Değil mi? geçiyor yani. 35 olsa 70 olmadı. 34 olsa 68 bu da olmadı. O zaman sadece 3 olabilir deyip hızlıca bunu da geçtim. Evet x ile farklı. x ile z biçimde yazılmış 3 basamaklı bir sayı 3 ile bölünebilmekte. Ve 5 ile bölündüğünde x kalanını özür dilerim. 5 ile bölündüğünde 4 kalanı vermektedir. Evet bakın şimdi. x sayısı. 3 ile bölünüyor güzel. 5 ile bölündüğünde 4 kalanı vermesi çok önemli bir ipucu. Çünkü bu sayının sonunda 4 olabilir. X'ye 4 şeklinde olabilir. Veya X'ye 9 şeklinde olabilir. Çünkü sonunda 9 olursa yine 5'e bölündüğünde 4 kalanını verir arkadaşlar. Bu durumda X artı Y'nin alabileceği neye dikkat edeceğiz? X artı Y artı 4'ün 3'ün katı olması. X artı Y artı 9'un 3'ün katı olması. 9 zaten 3'ün katı. Demek X artı Y 3'ün katı olacak. X ve Y bir, birbirlerinden farklı. Ve 0 olmayacak X mesela değil mi? O zaman nasıl düşünebiliriz? x artı y'nin alabileceği değerleri soruyor. Ha, güzel. Buradan x artı y mesela 9 durumunda neler alır? 3'ün katlarını alabilecek bakın. 3 olabilir. x artı y değil mi? 3 olabilir. Daha küçük bir değer alamaz sıfır olamayacağı için. 6 olabilir. 9 olabilir. 12 olabilir. Bütün 3'ün katlarını düşünüyoruz. 15 olabilir. 18 olamaz. Çünkü o zaman x ve y'nin ikisi de 9 olur. Farklı olmamış olurlar. Peki diğerlerinde farklı olabilir mi? Mesela x artı y 6 olsa zaten z 9 6'yı ayırabiliriz. Evet problem yok. Yani diğer hiçbirinde problem yaşamıyoruz. Bir de x y 4'e bakalım. x artı y'nin buradan ne çıkması lazım? x artı y'nin mesela 2 olabilir. Değil mi? 5 olabilir. 8 olabilir. 11 olabilir. 14 olabilir. 17 olabilir. 20 olamaz rakam oldukları için. Şimdi bunların hepsinde farklı bir durum var mı? Bakın Z 9 iken X artı Y 17 olamaz. Çünkü 9 ile 8 lazım. Buradan 17'yi de kaybettik. 14 olabilir mi? 9'a mesela birisi 8 6 gibi bir durum düşünün. X artı Y 14 değerini alabilir. X artı Y 2 olabilir mi? Olamaz. Çünkü o zaman X ve Y'nin ikisi de 1 mi olmalı? Hayır öyle bir şartımız yok. 2'ye 0 olabilir. Bu da mümkün. Z, Y çünkü 0 olabileceği için. Demek ki bu değerlerin hepsi mümkün arkadaşlar alabileceği değerler arasında. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Bu sayı 11 ile tam olarak bölünebiliyor. Buna göre x artı y'nin en büyük değeri kaçtır diyorum He, 11'e bölünme kuralı neydi arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi. Evet. Burada ayırıyoruz biliyorsunuz şunları. Değil mi? Birer atlayarak topluyoruz. 3 artı 2 artı 1 artı 5. Bundan da neyi çıkartalım? Yani daha doğrusu x artı y'yi beraber mi tutsaydık acaba? Evet, şöyle yapalım, şu toplamı alalım, ondan diğer sayıyı çıkartalım o zaman. Şöyle düşünelim, bu toplamı neyden çıkartacağız? Evet, 4 artı x artı y'den, x artı y artı 4'ten. Bu toplamı çıkarttığımızda 11'in katını elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, 11'e bölme kuralı bu. Buradan x artı y'nin en büyük değerini bulacağız. Nasıl bulacağız? Şimdi burayı toplayalım, 5, 6, 11. Burası 11 çıkıyor. 11 11'in katı olduğu için direkt atın gitsin bunu. 4'ü karşıya geçirirsek 11k eksi 4 olmuş olur. Bakın burada k herhangi bir sayı olabilir ama x ve y rakam x artı y'nin en büyük değerini soruyor. Mesela k 0 olsa x artı y 7 olur. k 1 olsa 11 eksi 4'ten bir dakika 0 olsa olmuyor x artı y özür dilerim. Ee, 1 olsa evet k 1 olursa x artı y 7 oluyor. Peki K0 olamaz. Çünkü o zaman eksi 4 olur. K2 olsa 22 eksi 4'ten bakın 18 oluyor. He, X ve Y ikisi de 9 olabilir mi? Olabilir. Böyle bir şey mümkün. Demek ki X artı Y'nin en büyük değeri 18'miş arkadaşlar. Peki. X bir pozitif tam sayı 160 çarpı X çarpımının tam küp olması. Evet böyle sorularda bu ifadeyi çarpanlara ayırıyoruz. 160 nedir? 32 çarpı 5. Yani 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 çarpı X'in Tam küp olmasını istiyoruz. Yani bir sayının küpü mesela. Y'nin küpü gibi bir şey. He, nasıl yapacağız onu? 2 üzeri 5 var. Bakın küp olması için 3'ün katları olması lazım kuvvetler. Yani 3, 6, 9 gibi. 2 üzeri 5 olmaz. 2 üzeri 6 olur. O zaman x'e bir tane 2 verebiliriz. Çünkü bir de en küçük değeri istiyor dikkat ederseniz. x 2 üzeri 1 olabilir yani. Hmm, buradan oluyor. Bir de içinde 5 olması lazım. 5 üzeri 1'i küp yapan en küçük sayı ne? 5 üzeri 2. Yani x'in Mutlaka en az içinde 2 üzeri 1 ile 5 üzeri 2'nin bulunması şart. 2 kere 25'te ne yapıyor arkadaşlar? 50 yapmış oluyor. Demek ki x'in alabileceği en küçük değer 50'ymiş. Zaten 50 ile 160'ı çarpınca da ne çıkıyor? 8000 çıkıyor. O da 20'nin küpü olmuş oluyor. Evet. Devam ediyoruz. x doğal sayısı 5'e bölündüğünde ve bu soruyla da bitiriyoruz arkadaşlar bugünkü dersimizi. Devam edeceğiz ama soru çözümlerine. X doğal sayısı 5'e bölündüğünde bölüm Y kalan 2'dir. Ha, bunu şimdi bakın. Bölmenin bir algoritması var. Bir kuralı var. Nedir o? X 5'e bölünmüş. Bölüm Y kalan 2. Bakın böyle yazabiliriz. Ne kadar güzel değil mi? 5'e bölündüğünde bölüm Y kalan 2. Y sayısı 6'ya bölündüğünde ha bölümü vermemiş. O zaman B diyelim ona. Hiç problem değil. Kalan 1. Ha, böyle sorularda X'in 30'la bölümden kalan. Ne alaka şimdi X 5'e bölünüyor. Y 6'ya bölünüyor. 5 kere 6 30. Ha, bakın ne yapacağız arkadaşlar? Bunu yerine yazacağız. Neyi? Y'yi yerine yazacağız ve oradan dünya bir dakikalığına ne olacak? Hani var ya öyle bir şey. Dünya bir dakikalığına güzelleşecek. Evet arkadaşlar. Belki bir dakikadan daha uzun bir süre. Y yerine 6B artı 1 yazıyoruz. 6B artı 1 artı 2. Buradan bakın 30 çıkıyor. 30B artı 5 artı 2 düzenlersek x eşittir. 30B artı 7. Evet 7 30'dan küçük mü? Küçük. Güzel x'in 30 ile bölümünden kalanı soruyordu. Aynı mantıkla x'i 30'a böldüğünüzde bölüm b kalan 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Ve bugün de ikinci dersimiz bitmiş oluyor KPSS için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, tıklamayı, like etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.